bir soru soruyorum her zaman. Bu soruna cevabını işte hala alamadım. Şimdi resmi açıklamada ne diyor? Devlet yetkilileri diyor ki 511 bin kişiyi gözaltına aldık, işlem yaptık bu terör örgütü elinden. 511 bin kişi. Ben soruyorum. Peki bu darbeye katılan kaç kişi? Darbe subaya katılı. Subayı, erbaşı çıkaralım. 1000 kişi değil bakın. 1000 kişi değil, evet. Şu var, insanları şimdi alıyorlar. Efendim bilmem ne zaman ankesörden aranmış, kontörden aranmış, yok bilmem ne. Tamam da bu adam ne yapmış ne? Madem bu adam örgüt üyesi, bu örgütte darbe yapıyor. Bu adam neden katılmamış? Katılması gerekmez mi? Daha yani, ne zaman bu işe yarayacak? Orduda 15 bin civarında mı ihraç var Sayın Alkan? 15 Temmuz'dan bu yana. Hulusi Akar'ın en son açıkladığı MSB'de yani jandarma ve sahil güvenlik hariç 16.540. 16.540 FETÖ'cü varsa 15 Temmuz akşamı niye hepsi ayağa kalkmadı? Hayır, bunun en az 6-7 bin de jandarma koyun. 22 bin. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Şu an silahlı kuvvetlerde sırasını bekleyen 8-9 bin insan var. Neyi bekliyor bunlar biliyor musunuz? Ne bekliyor? Şu son dönemdeki meşhur ankesör soruşturmalarında 9 bin kişi, benim aldığım bilgilere göre 9 bin kişiye karar veriyorlar. Çok daha yüksek rakam var ama en son 9 bin kişiye biz diyorlar operasyon yapalım ama diyorlar bunlar hepsine birden yapamayız. Yavaş yavaş yüzer yüzer 200'er yapalım. Belki bunun daha üçte birine operasyon yapıldı. Diğerleri sırasını bekliyor. Bir bakıma şu an silahlı kuvvetler terörist istihdam ediyor kendi şeyine göre. Yani terörist olarak tespit etmiş. Ama bekliyor. Devam etsin. Ve bir kısmı bunların mesela bakın Suriye'de, Elbap'ta veya başka yerde. Evet. Onlara özellikle şu an getirmiyorlar orada ihtiyaç olduğu için. Yani şu öyle bir garip durum var ki bu adam yarın ölse birisi omuzlar üzerine gelecek, şehit denecek, el üstünde tutulacak ama ertesi güne kalırsa terörist olarak operasyon yapılacak. Evet. Bunu akıl, fikir şey yapar mı? Hatta bir şey söyleyeyim. Bugün tanıklardan birisi aynen şunu söyledi. Mesela dedi Gazi dedi adam. Subay veya assubay tedavisi devam ediyor. İki bacağını kaybetmiş. Ama dedi işte baylok maylok çıkmış. Biz bunları dedi ihraç etmedik mesela. Emekliliğini istedik dedi. Evet. Yani bu adam nasıl bir örgüt üyesidir ki kolunu bacağını kaybediyor. Öbürü hayatını ortaya atıyor. Verilen her türlü görevi yapıyor. Ve darbeye yakından uzaktan katılmıyor. Böyle bir örgüt üyeliği olabilir mi Allah aşkına? Evet. Yani dolayısıyla dediğiniz gibi bu işlem yapılanların %90'ının bu işle kesinlikle alakası yok. Buradaki amaç kesinlikle tasfiyedir. Başka bir şey evet, değildir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyorsunuz. %90'ının aynen. Zaten darbeyle hani fiilen bir somut bir şey yok ortada, delil. Bağları yok. Amaç Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tasfiye edip yerine... Kendi ordusunu kurmak, evet. Evet, evet. Aynen.